Kıymetli dostlar, kıymetli canlar. Bir pazartesi günü yayınında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve hepinize yürekten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine pazartesi günü yayınında sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir yayın olur, bereketli bir yayın olur. Heybeden dökülenlerin de hepimizin üzerine bereketi olur diliyorum. Sizler için hazırladığım yine müstakil köy evleri. Bir tane de böyle müstakil köy evlerinin içinde çıkan bir arsa niteliğinde bir yer var. Uygun fiyatı uygun olduğu için onu da listeye aldım. Umarım beğeneceğiniz bir yayın olur. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum ama yorumlarınız demişken de geçen hafta da söylediğim gibi yorumlar konusunda ilan gezelim kanalında şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçen haftaki gördüğüm yorumlarınızı bu hafta göremiyorum kanalda. Öyle bir sıkıntı var. Geçen hafta yorumlar çıkıyordu. Biz yazamıyorduk. Bu hafta da yorumları hiç göremiyoruz. Dolayısıyla yazamıyoruz da cevap veremiyoruz. Geçtiğimiz videonun altına yazdığınız yorumların hiçbir tanesini görmedim. Ama hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yorum yapanlara Var kanalla alakalı sıkıntılar var. Başından beri vardı. Yine devam ediyor sıkıntılar. Hayırlısı olsun hakkımızda diyorum. Olmazsa başka bir platforma taşıyabiliriz ilan gezelimi. E. Yani ilan gezelim kanalını başka yeni bir açacağımız kanalda belki düzenleyebiliriz. Eğer böyle devam ederse konular. Onun için sizlerden ricam daha çok beğeni, bol beğeni, videoya geçelim. Bakalım neler var. Ondan sonra sohbete, muhabbete devam edelim. Haydi bakalım. İlk ilanımız gelsin arkadaşlar. İlk ilanımız İzmir Kemalpaşa Zamet Mahallesi'nden geliyor. İzmir'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Türk Türkiye'nin 81 iline ve dünyanın her yerinde yaşayan tüm canlara selamlar gönderiyorum. İzmir Kemalpaşa Zamet Mahallesi 490 bin lira yazmışlar. Çok da büyük bir yer değil. Yani 155 metre kare yazmışlar. Ee, bakalım bir fotoğraflarına önce neler var, neler yok, karşımıza neler çıkacak. Çok fazla da fotoğraf da yok. Altı tane fotoğraf var üstelik. Buradan bir inceleyelim diyorum. Şöyle gezelim. Bakalım ortada zaten yıkık dökük harabe böyle bir yer var. Bu yıkık dökük yeri komple tadilat olması da mümkün gözükmüyor. Şuradan gördüğümüz kadarıyla. Ancak Yıkıp yerine arsa niteliğinde düşünebiliriz arkadaşlar. Bir arsa niteliğinde görebiliriz. Açıklaması da oldukça kısa. Köy içinde 155 metrekare müstakil ev elektrik su var denilmiş. Konumuna önce buradan bu haritamızdan bir bakalım ZAMET'in. Şöyle ZAMET'e yaklaştığımızda bir şey göremiyoruz ama uzaklaştığımız zaman Bağ yakın bir yer olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde şu sarılarda da bir yer vermiştik. E sarılarda 3 kilometre, 4 kilometre daha ileride gözüküyor. Zahmet. Bakalım. Bir de bizim Google Maps'ten bakalım buraya. Önce bir Kemal Paşa'ya uzaklığına bakacağım. Ondan sonra ona yakın olan Bağ bakacağım arkadaşlar. Şimdi Kemalpaşa'ya uzak 40 dakika, 32 kilometre gösteriyor Z Ahmet'ten. Fakat Bağyurdu çok yakın. Bağyurdu'na geldiğimiz zaman 11 dakika yani 6 kilometre gösteriyor. Şöyle biraz daha yaklaşalım Bağyurdu'na. Z Ahmet'ten Bağyurdu'na da yakınlığı görüyorsunuz. Yakın olmasına buraya yakın. Ama diğer taraftan Kemalpaşa'nın merkezine bayağı bir uzak. Şöyle mesafeyi de göstereyim sizlere. Yaklaşıyorum bakayım içinden bir yer gösterebilecek miyim diye ama bir yer göremiyorum maalesef. Ee, yani Bağ yakın olarak burayı değerlendirebiliriz. Ee, 75. Yıl Cumhuriyeti. Turgut'a bakalım, Turgutlu'ya bakalım. Turgutlu'ya devlet hastanesine olan mesafesi de... 16 dakika 10 kilometrelik bir mesafesi var. Yani öyle çok uzak değil arkadaşlar. Mesela Turgutlu'ya daha yakın devlet hastanesi var Turgutlu'da. Önemli olan burada hastanelere, postanelere yakınlık arkadaşlar. Yani ev buluruz. Bir sürü ilan var. 200'e de buluyoruz, 300'e de buluyoruz. Ama 30 kilometre ileride olan yerler. 30 kilometre ileride olan yerlere siz usta götüremezsiniz. Malzeme götüremezsiniz. Götürseniz de büyük şehirlerde yapacağınız harcamaların iki katını, üç katını yaparsınız. Burada aslında hayal kurarken, yani e, hep birlikte bir hayal kurarken, güzel bir hayal kurarken insanları da yanıltmamak. Çok yerler var. Buluyorum, ben de buluyorum mesela, koyuyorum birçok e, ilanlar var. Ama kuş uçmaz, kervan geçmez abi. Nasıl orada oturacaksın? E birçok yerde defalarca söylüyoruz. Türkiye'nin birçok köylerinde altyapı yok. Altyapı sorunu var. Yani bunlar çok önemli. Hastane çok önemli. E postane çok önemli. Banka, ATM'ler, ATM'ler bunlar hepsi çok önemli. Artı araç olmayan insanlar var. 300'e oraya aldın. 300 de masraf ettin. Elindeki bütün parayı harcadın. Bulunduğun, gittiğin yerde Araç var mı? Otobüs durağı var mı? Minibüs dolmuş durağı var mı? Bunlar bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Her şey televizyonlarda gözüktüğü gibi mesela ben de çok izliyorum bu tür programları. Biliyorsunuz hepiniz. Birçok kanalı takip ediyorum. Orada işte çıkan insanlarla röportajları görüyorum. İşte çok güzel dizi gibi böyle veriyorlar. İnsanın çok hoşuna gidiyor. Ancak o kişilerin çoğunun aracı var. Ya da başka bir yerden başka gelirleri olan insanlar büyükşehir hayatını bırakıp köy hayatına geçmeyi tercih etmişler. Fakat orta düzeyde, orta seviyede insanın birçoğunun hayal ettiği fakat bir türlü gerçekleştirememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani onlar gibi e, değil. Onların da birçok yerleştiği yer şöyle söyleyeyim şehir merkezine çok yakın yerler çok istisnalar hariç bir ya da iki kişiyi hariç tutarım bu konuda İzlediğim belgeseller arasında hepsi şehir merkezine yakın genelde hep bodrum bodrum'un çevreleri falan böyle yani merkeze yakın olan yerler bir şey onun arabası var olmasa bile hani dolmuşla çok rahatlıkla şehir merkezine inebilecekleri bir mesafe onun için orta seviye düşünen insanlar, düşünen kardeşlerimiz, canlarımız buna çok dikkat etmeli. Yani benim bunu her seferinde söylemem bu yüzden. Yeni gelenler belki bilmeyebilir, eskiler bilir. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Şimdi buradaki mesafe şu Turgutlu'yu eğer hesap edersek, burayı hesaba katarsak 16 dakikalık bir mesafe gösteriyor. Yani 10 kilometrelik, 10,7 kilometrelik bir mesafe var burada. Bu da araçla olan mesafe arkadaşlar. Yani eğer hususi bir aracınız varsa gideceğiniz, kat edebileceğiniz mesafe bu. 16 dakika. Şimdi mesela burada haritamızda bizim toplu taşıma da var mesela. Toplu taşımayla eğer devam edersek birçok köyde toplu taşımanın olmadığını da Bakın görüyoruz haritadan göstermiyor mesela şu anda. Bak hesaplayamadık diyor yol tarifini hesaplayamadık. Onun için e, araba araçla olan mesafeye bakıyorum ben Google'dan. Soranlar için söyleyelim onu da. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bu Ahmet'e en yakın yer şurada Hamza Baba e, var. Burada bir yer var mı diye bakıyorum size gösterebileceğimiz bir fotoğraf, bir 360 derece bir görüntü. Mesela ona yakın bir yer Hamza Baba. Şöyle bir görüntü yakaladım Hamza Baba'da. Tam merkezinde şöyle bir 360 derece bir fotoğraf çekip koymuşlar. Muhtemelen diğer Z Ahmet'te belki böyle bir yer olabilir. Tabi bilemiyoruz. Oraya çünkü böyle bir fotoğraf koymamışlar arkadaşlar. 490 bin lira derler. 4 Ocak 2024 tarihinde verilmiş. Bir de size şu hatırlatmayı da yapayım. Videolarda koyduğumuz yani şu ilanlar, yayınladığım şu ilanları açıklama kısmına istiyordunuz ya. Artık çalan çalsın diyoruz, veriyoruz şeyleri de, ilan linklerini de. O linkleri verdiğimiz zaman eğer linke tıklıyorsunuz ya, yer açılmıyorsa buradan videonun içinden telefonları veriyoruz. O kişiye telefon açıp sorabilirsiniz. Böyle bir ilan vardı sizde ama e, onun için aradım diye görüşüp sorabilirsiniz. Ya ilanın süresi bitmiştir ya da o yer satılmıştır ikisinden biri. Yani ilanlardan düşmüştür. Onu onlardan öğrenebilirsiniz. Şimdi 490 bin lira istemişler buraya arkadaşlar. 4 Ocak 2024 tarihinde saniye kart Assa Emlak adına bu ilanı vermiş arkadaşlar. Telefon numarası 0553 898 56 88 0553 898 56 88 e, Ne dedik buraya? 155 metrekare. Yani çok büyük bir yer değil. Ama merkeze olan mesafe, yakınlık falan bunları ölçersek, biçersek, içinde ev olmadığını düşünürsek bu ilan hakkındaki yorumumuz şu olur. Ee, tabii ben şu an kendi fikrimi söylüyorum sizler de yorumlara yazabilirsiniz birinci ilanımızdaki yorumumuz e, fiyat fazlalığı 300 civarında 350 civarında yani gidip yere bakılarak tabii, Z Ahmet'i gidip gezerek bakılarak biraz önce gösterdiğimiz yer gibiyse ona yakın olan Hamza Baba'ydı ona yakın olan yer gibiyse 300-350 arasında bir rakamlar verilebilir çünkü metrekare de ufak ve içinde hiç de bir şey yok şu anda. İlan fiyatının yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar burada. Telefon numarasını verdik. İkinci ilanımıza geçelim bakalım. Nereye gidiyoruz? İkinci ilanda da yine İzmir'deyiz. İzmir Tire Çin'i mahallesinde. Burası da 2 Ocak'ta verilmiş bir ilan. 570 bin lira 187 metrekare iki katlı taş ev diye vermişler bu ilanı. Daha önce yayınladığımız ilanlardan bir tanesi bu ilan. 9 tane fotoğrafı var. Yine ortada yani sağlam bir yapı göremiyoruz. Gördüğümüz şu anki yapı onarılır mı? İçi nasıl? Çok fazla fotoğraf yok. 9 tane fotoğraf var. Bu fotoğraflar da açıkçası bizi çok bilgilendirmiyor. Çok bilgilendirmiyor. Yani net bir bilgi alamıyoruz bu fotoğraflardan. Tireye 8 kilometre uzaklıkta. Yani Tire'ye merkeze yine yakın olduğu için aldım aslında bu ilanı. Tekrar e, yayınlıyorum. 187 metrekare köy içinde tapulu. Tapuda avlulu kargirev geçmekte. İçinde iki katlı eski taş ev, tadilat ister, müstakil parsel içinde araçla giril girilebilir demiş. Numara taşı var, elektrik, su abonelikleri var. Bunlar önemli kriterlerimizden birisi tabii. E, tabii her ne kadar şimdi yol durumuna, hastane ve postane durumuna bakıyorsak... ...elektrik, su aboneliklerinin ve kapı numaratajının olmasına da dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. 187 metrekarelik bir yer. Metrekare olarak fena değil. E, tire çini yerine şöyle bir bakalım. Şimdi etrafında sağlık ocağının, ilkokulun yine ilkokulların 800 bir kilometre yürüme mesafesinde olduğunu görüyoruz. Ve hakikaten de Tire'ye yakın olduğunu da buradan da görebiliyoruz. Şimdi biz kendi haritamızdan da bir bakalım Çin'i yerine. 11 dakikalık bir mesafe görüyoruz arkadaşlar. Yani 7 kilometrelik bir mesafe var. Bence uygun bir mesafe. 11 dakika 7,9 kilometre yani 8 kilometre diyebiliriz. Çin'i yerine şöyle yaklaştığımızda bir yer gösterebilecek miyiz? Bakalım Çin'i yeri ilkokulunu e, görüyoruz burada. Çok fazla bir şey göremiyoruz ama e, Çin'i yerinden aşağıya mesela indiğiniz zaman asfalt yola yani şu Gökçen yolu denilen yola bir kilometre falan civarında. Zaten oraya indikten sonra çok rahatlıkla trenin merkezine ulaşabiliyorsunuz. Bence buranın yakınlığı güzel. Şimdi ilanımıza tekrar geri dönelim. İlanımızdaki kriterlere tekrar bakalım. 187 metrekare içinde kullanılan evin durumu bu. Aslında bir yönden de yani şu kısımları gördüğüm zaman yine yeniden yapılacak yapılar arasında olarak gördüğüm için ben burayı bu ilandaki değerlendirmem 400 bin lira civarında olması lazım. E, bu ilanında yakınlığı uzaklığına baktığımızda metrekaresine baktığımızda hani nasıl 300-350 dediysek diğerine bu da 400-450 bandında alınabilir arkadaşlar yakınlık e, mesafe konusuna baktığımız zaman. Hatice Serap Aslan vermiş bu ilanı. Bu da 2 Ocak 2024 tarihinde İzmir Tireçiniyeri Mahallesi'nde 187 metrekare 2 katlı taş ev demişler. 0 535 517 50 15 0 535 517 50 15. Bu kriterleri söylememizin sebebi, sizlerle karşılıklı paylaşmamızın sebebin e, şimdi satıcıyla belki görüşsek ya o, o fiyat verilir mi diyebilir, ya da mal sahibinle görüşsek ya Murat sen de bizim malımızı öldürdün be kardeşim ne yaptın diyebilir. Ama Kaç tane fotoğrafı var? 9 tane fotoğrafı olan bir yere. İçinin hiç fotoğraflarının olmadığı bir yere. Sadece dışarıdan şu fotoğraflara bakarak değerlendirebildiğimiz bir yere. Kusura bakmayın da çok bile veriyoruz aslında. Çok, çok bile veriyoruz. Yani cevabım bu olur. Arkadaşlar. Üçüncü ilanımıza geçiyoruz. Balıkesir Savaştepe, Savaştepe Minnetler Mahallesi'nde bir yer var. 6 Ocak 2024 tarihli bu ilan Savaştepe'de otoban çıkışına yakın müstakil ev ve 514 metrekare arsası olarak verilmiş. 595 bin lirada fiyat biçilmiş buraya. Fotoğraflarını büyütürsek eğer 9 tane fotoğrafı var. Şöyle gösterelim. Dron çekimli fotoğraflar 9 tane zaten fotoğraf var ve bu 9 tane fotoğrafın hepsi yukarıdan çekim yine yakından ve içeriden çekim maalesef göremiyoruz. Kargir ev dam ve arsası 513 metrekare olarak arkadaşlar burayı görüyoruz Balıkesir Savaştepe'de öz nitelik bilgisinden bu yeri. Açıklamaya bakalım ne yazmışlar. Yatırım için talep gören bir konumda Savaştepe'de İzmir İstanbul otoban çıkışına yakın. Elektrik su altyapı sorunu yok önünde yolu mevcut ve manzaralı müstakil tek tapu demişler Bu ilan için. Yatırım için diyorlar ama yatırım için dedikleri zaman şöyle şimdi bir bakacak bakacağız şimdi nasıl bir yatırıma uygun olduğuna veya ne, neye dayanarak Bunu söylüyorlar. Şimdi yatırım için alın dedikleri yeri işaretlediğimiz zaman etrafında ve çevresinde ne sağlık ocağı ne okul ne bilmem ne? Hiçbir şey yok abi. Bakar mısınız? Hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Haritamıza gidiyoruz. Şuraya minnetler yazalım. Savaştepe ile mesafesi minnetlerin 25 dakika yani 24 kilometre. 24 kilometre çok uzun bir kilometre. Yol düz diye bu şeyi vermiş. Yani çok böyle viraj yok diye belki de bunu vermiş. E bence bayağı uzak bir mesafe Minnetlere bir de buradan yaklaşıyorum. Şurada As Market'i görüyorum. Sadece marketin fotoğrafları var. E yani Savaştepe'ye bayağı uzak bir mesafe olduğunu, bayağı bayağı uzak bir mesafe olduğunu görüyorum. Şimdi Minnetler'den haritamızın bir diğer ucuna İvrin diye doğru gidelim bakalım. İvrindi'ye yakın mı? İvrindi'ye de 29 dakika yani 22 dakikada İvrindi'nin merkezine ulaşabileceğiniz mesafede. Arkadaşlar 595 bin lira 514 metrekare. Bazen ne diyoruz? Metrekareyle diyoruz. 595 bin metrekare fiyat acaba dengeye geldi mi? Tamam burada 510, 595 ile 514'ü belki dengeye geldiğini görebiliriz. Ancak mesafe mesafe uzak. Yani 514 metrekare burada bizi yanıltmaması lazım. Bu ilanda da e, onu görebiliyoruz arkadaşlar. Yine de biz listeye aldık. Güncel ilanlar e, yayınlıyoruz. Hem ders çalışıyoruz hem de yorumluyoruz hep beraber. 595 bin lira isterler. 6 Ocak 2024 tarihinde bu ilanı vermişler. Genç Osman Doğan bu ilanı vermiş. 532 634 97 96 0 0532 634 97 96. Neydi bu ilan? Savaştepe'de otoban çıkışına yakın müstakil ev ve 514 metrekare arsası arkadaşlar. Şimdi diğer ilanımıza geçelim. Muğla Milas Akçalı mahallesinde Muğla tarafını soran çok var. Muğla'dan bir tane daha ilan vereceğim. Çok güzel bir yerde. Ee, istediğimiz yerlerden bir tanesinde bir ilan daha var bundan sonra 620 bin lira isterler buraya bu da 136 metre karelik bir e, içinde ev olan eskiden ev olan bir yer arsa niyetine düşüneceğimiz bu yer Milas Akçalı Mahallesi'nde arkadaşlar yine 7 tane fotoğraf görüyoruz çok fazla fotoğrafı yok bitişik nizam Yanında ev var. Solunda da bir ev görüyorum. 136 metrekarelik çok büyük olmayan bir arsa niyetinde bir yer burası. Bu 7 tane fotoğraftan artık ne çıkartabilirsek. Milas Akçalı mahallesinde yer alan tapuda kargir tek katlı ev ve arsası olarak geçen 136 metrekare tapu alanına sahip tadilat edebileceğiniz veya yerine prefabrik koyabileceğiniz köy meydanı ile arasında bir ev olan köyün merkezi konumunda dünyaca ünlü Herakliya Antik Kenti Kapkırı ve Bafa Gölü'ne 10 kilometre uzaklıkta Milas'ın birçok koyuna kıyı kışlacık, kazıklı, bozbük 30 dakika uzaklıkta olduğu gibi Didim ve Akbük sahilinde de 40 dakika uzaklıkta. Fiyatı ile fırsat sunan tadilat ihtiyaçlı köy evi satışa sunulmuştur. E bu ilanda da görüyoruz ki yine ilanı veren arkadaşımız tadilat ruhsatlı. Yani tadilatlı. Bir ev. Ortada tadilat falan yok arkadaşlar. Ortada şu var. Size söyleyeyim. Hem bir inşaatçı hem de bir e, meslektaş olarak. Yani onları, onlara onların meslektaşı olarak. Buraya bir tane kepçe lazım önce. Kepçe. Yani dozer'in önünde kepçe oluyor ya. O kepçeyi buraya sokacaksın. Önce burayı dümdüz edeceksin. Şu taşları falan her şeyi bir dışarı çıkartacaksın. Eğer o imkan varsa tabii, giriş imkanı varsa. Burayı bir temizleyeceksin önce. Sonra getirip prefabrik evi koyacaksın. Burada tadilatlık bir olay yok. Burada buna tadilat derseniz eğer milletin aklıyla alay etmiş olursunuz. O da hoş olmaz sevgili meslektaşlarım. 620 bin lira da daha haritaya bakmadan buraya çok olduğunu da söyleyebilirim. Ama yine de şuradan bakalım. Şimdi bir cami bir de ilkokul görüyorum Akçalı'da. Akçalı dedikleri gibi Bafa Gölü'ne yakın. Daha ileride ortaokul var. 3-4 kilometre ileride. Bafa Gölü'nün oraya doğru da Göl Yaka'ya doğru da sağlık ocağı görüyorum. Yine 5 kilometre 6 kilometre ilerisinde etrenle sağlık e, evini falan da görebiliyorum. Yaklaşık bir 10-12 kilometre ya da 15 kilometre mesafede çünkü Muğla'da çok enteresan bir yol yapılanması var. Biraz daha haritayı yaklaştırdığımda mesela şuradan şurayı kilometre olarak 4 kilometre görebilirsiniz. Ama buradan buraya böyle dikey bir yol yok arkadaşlar. Bakın yolları şöyle gitmeniz lazım. Şöyle etrafından dolaşıp mesela buraya gitmeniz lazım. Bafa'ya bile gelmeniz için Bafa'nın merkezine şu yolu kullanmanız lazım. Birazdan şimdi haritamıza geçelim, oradan bakalım buraya. Oradan daha detaylı görürüz. Şimdi burası nereye bağlıydı? Milas'a bağlıydı. 42 dakika 37 kilometrelik bir mesafesi var Milas'ın merkezine arkadaşlar. Şimdi ben bu Milas'ın merkezinden alıp Bafa'ya getirdiğim zaman Bafa'nın merkezine 17 dakika 9 kilometrelik bir mesafe görüyoruz şöyle. Şurada. Görüyor musunuz? Bak şuradan aşağıya bile inerken yine dolaşıyorsun. E, Bafa'nın içi güzel ama devlet hastanesine falan gitmek için e, uzak olduğunu düşünüyorum. Yani her görünen yeri insanlarımız bizim Bodrum falan zannediyor Muğla'da. Öyle değil arkadaşlar. Gidip görmeden bu kararları vermeyin. Kara Hayta mesela gitmek için de 6 kilometrelik bir mesafe e, lazım, gerektiğini düşünüyoruz. Mesela Kapkırı'ya 10 dakika diyordu arkadaşımız. 22 dakika gösteriyor bizim haritamızda. 13 kilometre gösteriyor. 10 kilometre olması 10 dakikada orada olacağımız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu e, hem size söylüyorum hem de ilan verenlere söylüyorum. Şimdi 10 kilometrelik bir yere nasıl gittiğine o yolun güzergahının nasıl olduğuna bağlı. Oldukça virajlı yollardan gidecek olursan 10 kilometre yarım saatlere çıkabiliyor. Ya yarım saatlere çıkabiliyor. Yani bu da mesela e, o yollardan bir tanesi. Muğla'da da genelde yollar bu şekildedir. Yüzde kaç diyeyim size 60-70 diyeyim yani. Virajlı yollara sahiptir. Şimdi denize de mesela yarım saatte gidilir dedi arkadaşımız. Oraya da bakalım. Akbük plajına gitmek için 46 dakika gerekli. 45 kilometre arabanızla. Yarım saat falan değil. Şuradan şöyle bakın. Görüyor musun? Ne kadar dolaşıyorsun? Çünkü çok yol yok. Yani düz yollar yok. Akbük plajına gitmek için. Bir de ne demişti? Bir yer daha söylüyordu ilanda. Buraya yazmıştı ilan detaylarına bakalım. Kıyı kışlacık, kazlı, bozbük. 30 dakika uzaklıkta. Didim Akbük sahiline 40 dakika uzaklıkta. 40 dakika değil arkadaşlar. Yani 40 dakika kendi arabanızla. 46 dakika da kendi arabanızla gideceğiniz mesafeler bunlar. Bakın yine yanılmayın. Şu Akçalı'ya bir yaklaşalım. Akçalı'da bir şey var mı? Bir görelim. Şurada bir tane bir Fotoğraf görüyorum Akçalı'da Tamam bu bize yeterli 360 derece bir görüntü Sağlar En azından şu görüntüyü alabiliyoruz Daha önce de bu görüntüyü hatırlıyoruz Bakın yolda turistler var Şöyle Sokaklarda geziyorlar Akçalı denilen yer Böyle bir yer En azından bir tane fotoğrafı var <laughs> Done olarak elimizde Bunu da görmüş olduk arkadaşlar yani yatırım yaparken e, dikkat etmemiz gereken bir sürü şey var. Yol var, yol sıkıntısı var, işte altyapı sıkıntısı çok. E, her muğlayı gören balıklama atlamaya çalışıyor ama değil. Bu ilandaki yorumumuz 136 metrekareye göre 620 bin lira. Hem yola bakarsak hem de içinde hiçbir şey olmadığına bakarsak sanırım 620 bin lirayı 600 bin lira ya satmak için 620 olarak vermişler ama e, bu rakamlar buraya çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Buranın satılacak rakamı 400-450 bin lira olduğunu düşünüyorum. O da Muğla menşeli olduğu için. Arkadaşlar. Ceren Örer vermiş bu ilanı. 2 Ocak 2024 tarihinde. Telefon numarası 0539 576 70 68. 0 539 576 70 68 bir başka ilanımıza geçelim bu da Manisa 40 Ağaç'ta ee, bahsettiğim size programın başında bir arsa var demiştim mesela aslında çoğu arsa statüsünde ama bu tamamen arsa 317 metrekare zamanında bir ev varmış üzerinde yanmış satılık arsa diye zaten başlığını da atmışlar 14 Ocak 2024 tarihli yani dün vermişler bu ilanı bu ilanımızda 317 metrekarelik bir ilan şöyle gezecek olursak sokakların yine parke taşlı olduğunu ve buranın büyük bir mahalle olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar merkeze de çok yakın bir yer şimdi haritalardan bakacağız fazla fotoğraf bunda da yok maalesef 40 ağaçın e, Hıdır A Ağa Mahallesi burası. Videosu var. Videosunu bir oynatabilirsek 18 saniyelik ufak bir video. Şu diğer evlerin yanında kalmış o iki direğin arasında bulunan şuradaki arsa statüsünde bir bakın yer burası. Buraları niye çekmiş onu anlamadım. Yani sırf orayı çekselermiş daha iyi olacakmış. Şimdi derler ki Manisa ili Kırkağaç ilçesinde 317 metrekare içerisindeki ev yanmıştır. 3 kata imarlı tapuda 2 katlı ev olarak geçen İstanbul İzmir otobanının dibinde olan 40 bin nüfuslu ilçe içinde bu da iyi 40 bin nüfuslu bir ilçenin içi 317 metrekare yani bir prefabrik ev yapsanız bile gücünüz yetmiyor diyelim ki 3 kat imarlı betonarme bir yer yapmaya güzel de bir bahçe kalıyor size. 700 metre yürüme mesafesinde merkeze. Bu çok iyi. Geleceği parlak, yatırımlık yerimiz satılıktır. İlçemizde doğalgaz, üniversite, askeri birliği mevcut. İlçemizde gıda sanayi bölgesi yapılmaktadır. Şimdi yatırım içinse ben burayı daha fazla tercih ederim. Daha fazla tercih ederim. Doğalgazı var. Üniversiteye yakın bankaya yakın, hastaneye yakın, askeri birlik varmış. Ee, onun dışında 40 bin nüfuslu bir yer. E, yatırım için burası ideal. Hem yatırım için hem oturum için. Bence 295 bin lira fiyat da ben buraya iyi görüyorum arkadaşlar. Yani e, hatta biraz daha pazarlık yapıp 250 lira falan alabilirseniz burayı. 250-300 bin lira da masraf edip üstüne bir tane ev yaparsanız güzel bahçeli bir eviniz olur. 600-500-600 bin liraya bahçe düzenlemesini de diyelim. Mal etseniz burayı. Çiçek gibi olur. Elinden gelenler varsa belki yapabilir. Kendisi yapabilir. Kardeşinle, ustası vardır. Akrabası vardır. Yani fena değil. Mahalle olarak Kırkağaç Mahallesi'nin Hıdıra Mahallesi'ni bilmiyorum nasıl bir yer olduğunu. Şimdi şuradan konumuna ve görünümüne, her şeyine bakacağız. Şimdi yer burası. Zaten merkezin içinde görmüş olduğunuz gibi. Bir de şuradan bakalım. Evet. Merkezin içinde. Merkezin içinde bir yer burası. Tam zaten merkezi noktalıyor. Şöyle Hıdıra'ya doğru geldiğimizde, Hıdıra mahallesine geldiğimizde şuradan mesela bir şok market var. Şok marketin oradaki yola Şöyle girelim. Ne kadar dar bir sokakmış, ne kadar dar bir sokakmış. Demek sokakları böyle dar sokaklar, tek katlı, iki katlı, zaman zaman üç katlı evler görüyoruz. Parke taşlı. Şöyle açıkta bir yere gitsek de, tepeden şurayı görebileceğimiz bir yer var mı acaba? Şöyle şuralar mesela açık mesela, etrafı açık. Ha şehir merkezini şöyle bakın ne kadar güzel görebiliyoruz böyle buradan. Yukarıdan şehir merkezini yani dışarıdan görüyoruz. Çok şahane bir görüntü. Şöyle biraz daha yaklaştım. Böyle bir yer arkadaşlar. Böyle bir yer. Evet, yani yatırım için kilometrelerce uzak yerler değil, böyle yerler daha mantıklı olur diye düşündüğüm ilanlardan bir tanesi 14 Ocak 2024 tarihinde verilmiş 295 bin lira denilmiş arsa niyetine sahip olabileceğiniz 317 metrekarelik bir yer arkadaşlar burası. E, Tabi herhangi bir sıkıntısı yoksa her ilan için söylediğim gibi mutlaka imar müdürlüğüne gidip araştırın tapu dairesinden değil daha çok imar müdürlüğünden araştırmanız gerekiyor bu tip yerleri ev yapılabilir mi yapılabilirse nasıl yapılabilir bu tarz şehri daha büyük yani nüfusu kalabalık olan belediye olan bu yerler için size söyleyeceğim şu burada ruhsatsız hani köy köydekiler gibi değil de hani bir muhtar tadilat izni falan öyle değil ama bir proje çizilmesini isterler e, projede bir maliyet. Ama prefabrik ev için bunu yaparlar mı? Bazı belediyeler yapmıyor. Buna gerek görmüyor. Sadece orada daha evveliyatında da ev gözüktüğü için bunu daha kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Ufak tefek ödemelerle 15 10-15 bin liralar gibi bir ödemelerle de geçebilirsiniz. Bazı belediyecilik anlayışları farklı oluyor her yerde ülkemizde maalesef stabil statik yani e, standart diyeyim size bir uygulama olmadığı için maalesef burada da öyle bir uygulama ile karşı karşıya kalabilirsiniz Onun için önceden yeri almadan önce imar müdürlüğüne gidip imar müdürlüğüne Tıpkı benim daha önce sizlere söylediğim gibi arkadaş ben burayı alacağım kendime burada bir tek katlı ev yapmak istiyorum yaşam kurmak istiyorum. Dediğiniz zaman insanlar size orada yardımcı olacaktır memurlar. Alın ya da almayın bile diyebileceklerdir. Yani burası kardeşim inşaata müsaadeli değil. İnşaat izni yok. İşte burada atıyorum belediye sağlık ocağı yapacak. Bak. Yani derler. Size söylerler. Onun için herkes araştırmalarını iyi yapsın. 295 bin lira 14 Ocak 2024 tarihi 317 metrekare. Nerede? Manisa Kırkağa Çıldırah mahallesinde. Murat Acar bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0507 260 21 76. 0507 260 21 76. İlanlarımıza devam ediyoruz. Manisa'dan nereye bakalım gideceğiz şu anda? Yine Manisa'da devam ediyormuşuz. Manisa kula Ballıbey, Balıbey Balıbey mahallesinde. Şimdi 225 metrekarelik bahçeli kargir ev böyle maviş maviş boyanmış, bodrum havası katılmış biraz, güzel şöyle bir bahçe var. İşte ya bahçeyi toparlayınca şöyle, evin şöyle bir elini ayağını düzeltince, bir de böyle bir boya badana vurunca, buyurun karşınıza böyle güzel bir hobi bahçesi çıkıyor. Böyle bir bahçe elde etmiş oluyorsunuz. Her şeye bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur sözünü tekrar hatırlıyoruz. Yani şuradan yukarıdan da baktığında bence son derece güzel bir bahçe. Gayet güzel temizlenmiş. Bembeyaz, mavi mavi, içi de tertemiz. Anahtarını çevir, gir, otur dediğimiz evlerden bir tanesi. Şurada da mesela kendilerine çok güzel bakın. Bir çardak şeklinde salıncaklarını falan koymuşlar buraya. Ağaçları var içinde. Yetişkin ağaçlar var. Bence son derece güzel, sade bir yer. Bakın. Duvarı beyaza boyamışlar. Maviş maviş de saksılar koymuşlar. Yani böyle bir yer arkadaşlar. Ne dersiniz? Bakalım neler diyecekler onlar önce. Abi de videosu var. Videosunu da oynatayım size. 28 saniye ama olsun. Böyle şöyle sokaktan çekmişler. Vallahi çok şirin yapmışlar. Ya yani bazen işte elinden geliyorsa insanın ufak tefek masraflarla da kendisine çok güzel bir yaşam alanı oluşturabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şöyle çekmişler bahçesini, yani kısa ama güzel. Böyle fiyata bulamazsınız. Baştan sona kadar gördüğünüz toplamda iki tapudan oluşan 225 metrekarelik ev Manisa'nın Kula, Kula ilçesine bağlı Bali Bey köyündedir. Şimdi mahalle olmuştur. Şunu belirteyim Kula merkezde değildir. Bravo. 18 kilometre uzaklığı var yeni tadilat görmüş olup mutfak beğeneceğiniz bir yapıya sahiptir. Sadece banyo yeni olduğu için beton yapıdadır. Ufak bir meblağ ile komple fayans gerekmektedir. İki giriş mevcut kullanabilirsiniz. Evin içinden de bahçeye geçişler mevcut. Evin alt katında depo tarzı oda da vardır. Küçük sebze ve meyve ekebileceğiniz bahçede resimlerle de görebilirsiniz. Görünüşüyle alaçatı havasını yansıtmaktadır. Mutfak, salon, yatak odası, laminat parke olup sadece bir odamız zemini betondur. Ceviz ağaçlı, kamelya tarzı balkonumuz da vardır. Rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz. Alacak arkadaşa eşyalı olarak ee, almak isteyen olursa son teklifim budur. Piyasa üzerinde pazarlık yoktur. Özellikle belirteyim o mahallede Türk Telekom altyapısı olmadığı için. Bakın. Türksel Superbox kullandım sınırsız şekilde rahatça alıp kullanabilirsiniz. Elektrik ve su problemi kesinlikle yoktur. Sabah ve akşam servis mevcuttur. Ada parseller resimde mevcuttur. Bu arada teklifim araç için de geçerlidir. 2012 üstü kilometre veya fiyatı abartılmamış yeni kasa Jetta veya Passat tarzı araç ile takas yapabilirim. İzmir merkeze 2 saat uzaklığı olup Uşak merkeze 1,5 saat, Manisa'ya 1 saat 17 dakika. Şehirler arası hiçbir ulaşım problemi yok. Genellikle okul çağındaki öğrenciler taşımalı servisleriyle yani kula merkeze gidiyor. Bunu belirteyim. Alacak arkadaşa yardımcı olurum. Krediye uygun değildir, çıkmamaktadır. Alacak arkadaşın bilgisi olsun. Burada gereksiz teklifler yapmayın. Anlaşma sağlar isek satış gerçekleşecektir. Fiyat 660 bin lira. Bence son derece güzel bir açıklama yazmış. Ve bu adam, bu arkadaş mal sahibi olarak yazmış bunu. Birçok emlakçıdan da bence daha güzel, açıklayıcı bir yazı olmuş. Üstelik internet sıkıntısının olduğunu, merkeze 18 kilometre olduğunu, bunları tek tek yazmış arkadaşlar. İşte bunlar böyle yazılırsa bizler de fazla uğraşmayız alıcılar olarak. Şimdi. 660 bin lira, 225 metrekare bence masrafı yok geç otur içine öyle bir yer. Peki Bali Bey nasıl bir yerdir? Şöyle bir bakalım orayı bir gezelim arkadaşlar. İlan gezelim ailesi olarak gittik gezeceğiz şimdi ama buradan çok fazla bir şey göremedik. 21 dakika, 18 kilometrelik bir mesafe kullanın merkezine ee, gerçekten tam nokta atışı söylemiş. İlkokul gördük orada. Mahalle olarak geçiyor artık diyor. Fakat yakınında da şöyle hani götüreceğim. Sizi bir yer yok maalesef. Kulaya, kulaya 21 dakika 18 kilometrelik bir mesafe var. 600 kaç para yazmış buraya? 60 bin lira. 18 kilometre mesafe çok arkadaşlar değil mi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz 18 kilometre bence çok her ne kadar içinde oturulur da olsa e zaten fiyatı siz onun için böyle yüksek yazıyorsunuz çünkü kilometreyi de biliyorsunuz satıcı arkadaş için söylüyorum biraz daha makul fiyatlar olursa insanları cezbedebilir hangi rakamlar 500'lü rakamlar gibi düşünüyorum. 15 Ocak 2024 tarihli bu ilan sakın bakmadan geçmeyin. 225 metrekare bahçeli Kargir ev başlıklı bir ilan. Mal sahibi olarak Mustafa Bey bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0545 699 5504. 0545 699 5504 bu numaradan ulaşabilirsiniz yanlar. İlanlarımıza devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Programın başında da yine sizlere söylediğim gibi Milas Eğridere Mahallesi'nde yeni düşmüş bir ilan 975 bin lira. Bakın bu yeni ilanlardan birisi Mula Eğridere Köyü tarihi ve doğal yapısı bozulmamış şirin bir köy olan Eğridere'deki iki katlı yığma ev ve avlusu siz değerli yatırımcılar ve şehir hayatından sıkılmış olanlar için kaçırılmayacak fırsat demişler arkadaşlar. Ev bu canlar. Çok büyük bir metrekaresi yok. Bu da yine e, yeri güzel olan ilanlardan diyeyim size. Burayı ben tavsiye ediyorum bölge olarak. Bölge olarak. Geçtiğimiz yıllarda 275 bin liraya ben kendi şahsım adına burada bir yer bulmuştum. İnternetten 275 bin liraydı. 230 bin lira teklif ettim. Ancak başka birine söz verdiklerini Yani aynı gün içerisinde başka birine söz verdiklerini Ve satamayacaklarını söylemişlerdi Tercih etmemin sebeplerinden bir tanesini Birazdan haritada göreceğiz arkadaşlar ee, Şöyle Şuranın avlusu olduğunu Şu arkadaşlar da bahçede dolaşıyorlar Aslında ne kadar yeterli olduğunu 155 metrekarenin de Öyle çok küçük bir metrekare olmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani burada ee, değişik bir şeyler yapılabilir bu ev için. Öyle söyleyeyim size. Yakından gidip görmek lazım burayı. Bir de videosu var. Şöyle drone ile çekilmiş bir video. Bakın şurası ev şöyle bahçesi var. Görüyor musunuz? Şöyle hafif üçgen gibi gelen yine köşe bir parsel. Ayağa kaldırılabilecek vaziyette görüyoruz şu anda evi. Diğerlerini fotoğraf olarak zaten içlerini koymuşlar. E, tipik eski Muğla evlerinden bir tanesi. Genelde sağlam olur duvarları. Çünkü eskiden beri 60 santim kalınlıkla bırakılan İzmir'de de mesela öyledir. İzmir'in köylerinde. E, bu da onlardan bir tanesi gibi duruyor. İki katlı müstakil ev ve avlu 3 artı 1 altta 3 deposu 150 metre açık alan 140 metrekare oturum alanı tapu işlemlerinde hiçbir sıkıntı yok. Tadilat gerekmekte. Köy evi sevenler için fırsat bir yer şehir gürültüsü şehrin gürültüsünden uzak sakin huzurlu bir köy hayatı yaşamak isteyenler için ana yol market bütün yaşam alanlarının bulunduğu bir yer. Mantıklı takaslar değerlendirilir. Pazarlık mevcut. Yani teklif yapabilirsiniz arkadaşlar. Pazarlık mevcut dediyse bir teklifte de bulunabilirsiniz burası için. Tabii şimdi konumuna, yerine bakalım. Haritaya geldiğimizde bizim ee, en fazla konuştuğumuz geçen yıldan beri sizlere anlatmaya çalıştım. Şu D525 karayolunun alt kısmında kalan Kurudere, Çandır, Selimiye, Eğridere, Danışment gibi yerler ve aşağıya doğru gidenler şuralara Kızılağaç, Kazıklı, Gürçamlar. E, şu Gürçamlar da efsane yerlerden bir tanesidir onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar burası iklim olarak daha sıcak. Daha sıcak yani kışın da çok öyle kışı hissetmezsiniz. Benim gibi sıcağı seviyorsanız mesela ne bileyim değerlendirebileceğiniz yerlerden bir tanesi değil. Fakat şuralar mesela Kayabükü olsun, Çomak Dağı, Ketendere buralar biraz daha soğuk geçen, daha tepede, daha yayla tarafında olduğu için yerlerdir. Bunu geçen sene de birçok hep böyle haritada ee, karşılaştırmasını yapmıştık. Burasının bir başka şeyini de bakın şuradan şimdi göreceğiz bir kere otobüs durakları e, sağlık ocakları ve hastaneye postaneye yakın olan yerlerden eczaneye yakın olan yerlerden bir tanesi Selimiye'ye çok yakın bakalım şimdi haritamıza gidelim ben önce Milas diye alıyorum burayı Milasa 23 dakikalık bir mesafesi var tam 23 kilometre dere. D525 karayoluna çok yakın olduğu için, yakın bir köy olduğu için Milas'a hemen otobana çıkıp Milas'a ulaşabiliyorsunuz. 23 dakikada aracınızla. Ancak şurada Selimiye'ye yaklaştığımız zaman haritayı şimdi oraya getireceğim. Selimiye'ye geldiğimiz zaman 7 kilometrelik bir mesafe var arkadaşlar. Selimiye'nin merkezini. Selimiye'nin merkezinde de arayıp bulabileceğiniz her şey var. Devlet hastanesi hariç tabi. Devlet Hastanesi için 23 kilometrelik bir mesafe kat etmeniz lazım. Fakat burada otobüs dolmuş, dolmuş ve minibüs şeyiniz yok. Yani sıkıntınız olmayacak. Öyle söyleyeyim size. Çünkü hemen köyün başından otobandan istediğiniz otobüs, minibüs dolmuşa binebilirsiniz. Artı Bafa'ya gidelim. Bafa'ya da ya çok yakın. Bakın Bafa'ya da 13 dakikalık bir mesafesi var. Oradan da geçtik. Aşağıya şeye inelim. Ee, bakalım sahile mesafemiz nedir? Kıyı Kışlacık sahiline ne kadar da gidebiliyoruz? Kıyı Kışlacık'a 33 dakika, 30 kilometrede gidebiliyoruz arkadaşlar. Kıyı Kışlacık'a. Bafa Gölü'ne Bafa Gölü'ne 18 dakikada gidebiliyoruz. 18 dakika. Akbük biraz uzak. Neden uzak? Aslında Akbük eğri dereye çok yakın. Ama bakın dedim ya size Muğla'da yollar bir acayiptir. Böyle ta Bafa Gölü'nü dolaşıp Akbük'e gitmen lazım. O da 43 dakika sürer. Yani deniz düşünüyorsan ben denize gideceğim diyorsan en yakın yer kıyı kışlacık abi. Kıyı kışlacık 32 dakika 30 kilometrede ulaşabileceğin bir yer. Eğirdere Eğirdere'nin şöyle bir Fotoğrafı var mı bakalım Eğirdere'nin İçeriden bir fotoğraf görebileceğiz mi Maalesef yok Maalesef yok detaylı da Detaylıca inceledikten sonra 975 bin liraya sattıkları bu yere 158 metrekare olduğunu söylerler 150 metrekare açık alan hatta derler. İki katlı müstakil ev ve avlu derler. Hayata geçirilebilir ev gibi gözüküyor. Pazarlık var diyorlar. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Bu fiyatlara şimdi söyleyeceğim fiyata eğer burayı verirlerse alın 800 bin liralar, 850 bin liralar. Yani bir 100 bin aşağısına falan böyle bir 100 bin, 150 bine. Bir daha da böyle yer bulamazsınız. Muğla'da da yer arayanlar varsa söylüyorum. Benim babamın oğlu değil hiçbirisi. Ama bu rakamları bir daha göremeyeceksiniz. Yani birin altına rakamlar orada mümkün değil göremezsiniz. Bence çok değerli hem bir yatırım olur hem de yaşayabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Muğla'da yaşam düşleyenler varsa çok da bütçesi olmayanlar varsa diyeyim. Onlar için bakın burası ideal olabilir. Biraz iddialı konuştuğumu sanmayın. Belki yeni gelenler öyle sanabilir ama eskiler ha, Murat bunu söylüyorsa bir şey vardır derler mutlaka. Diyorum ya 100 bin 150 bin yani o bantlar altına burayı alabilirseniz ki bence burası 1 milyonun altına düşmüşler. Acil satılık gibi gözüküyor. Değerlendirilebilir arkadaşlar. Mutlaka gidin görün derim. Serap Karakuş bu ilanı vermiş. 15 Ocak 2024 tarihli bugün ilanı 0539 672 2610. 0539 672 2610 ve Balıkesir manyasa gidiyorum. Biraz böyle fiyatlar artmaya başladı. 1 milyon 495 diyorlar buraya. Balıkesir Manyas ilçe merkez Anadolu Lisesi karşısında. Yalnız Manyas'ın içinde. Onun için aldım. Öyle köyde, daha da bayırda değil. Dikkat ederseniz seçtiğimiz yerler şehir merkezine yakın. Yakın olmayanları da söylüyoruz. Diyoruz ki bu paraları teklif edin. Şimdi bu ilanı bir inceleyelim. Fotoğraflarını büyütelim. Arkadaşlar burası bakın şöyle tek katlı konteyner bir yapı yapmış bahçesinin içine. Fakat arsam imarlı diyor. Bahçesi de çok güzel bu arada. Bahçesi de çok güzel. İmarlı arsanın içine sanırım iki tane konteyner yapıyla şöyle burayı bu hale getirmiş. Fakat bu arkadaş evin içini çekmemiş. Keşke çekmiş olsaydı. Bahçesi çok güzel bayıldım. Merkezde olması çok iyi. Ee, Tabi bu da yine arsa tapulu olduğu için belediyeden sorup soruşturulacak. Ondan sonra alınacak yerlerden bir tanesi. Açıklamaya şöyle yazmış. İki odalı konteyner. Duş, WC'li, önüne çıkma, yığma yapı, salon, mutfak, elektrik, su, abonelik mevcut. Bunlar eğer mevcutsa, devlet bunu vermişse demek ki ama yine de soracağız. 7 adet çeşitli meyve ağacı ekili bahçesiyle ister gel hemen oturmaya başla. istersen kiraya ver. Manyas merkezde 347 metrekare imarlı arsa içerisinde 2 artı 1 yaşam alanı. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Ziyaret için randevu alınız. İşte çalışmaktayım. Lütfen 18 ila 22 arası arayınız diye de not düşmüş satıcısı Ömer T. Mal sahibi olarak bu ilanı vermiş. Bir kere metrekare beni çok cezbetti bu bir. İkincisi merkezde olması beni çok cezbetti bu iki. Eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa, imardan, belediyeden e, bir sıkıntısı yoksa buranın e, fiyat ona rağmen yine de bana çok yüksek geldi. Yine yeni ilanlardan bir tanesi. Aslında bugün atılan ilanlardan bir tanesi ama e, her ne kadar merkezde olduysa da eee konteynerdan yapılı, prefabrikle konteyneri karıştırmayalım arkadaşlar. Konteyner başka bir dünya. Yani 20 21 metrekarelik konteynerler oluyor. Onların birleşiminden de ev yapıyorlar ama prefabriğe göre daha sağlıksız. Şimdi burada kışın ne olur? Ne olmaz? Onları bilemiyoruz. Şehir merkezinde olduğu için yakında belki doğalgaz çalışması falan yapılır. Yapılırsa çok da güzel olur. Fiyatı biraz çok buluyorum. Konumuna bakıyoruz şimdi. Zaten hemen konumunun ne kadar eee merkeze yakın olduğunu görebiliyoruz zaten Manyasa. Çok yakın. Etrafında işte ortaokul, liseler her her şeyi var. Yürüme mesafesinde bile gidilecek gidilir diye düşünüyorum. Manyas Çarşı Mahallesi'nde burası. Şimdi çarşı Manyas diyelim. Evet içeride olduğunu zaten görebiliyoruz. Çarşıyı görebiliyor muyuz bakalım burada? Evet, çarşı da şurası çarşı dedikleri mahalle tam işaretli yerden hatta şuraya köşeye gideyim. Dört yol ağzından çarşıyı da sizlere şöyle 360 derece bir fotoğrafla göstereyim. Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla burada arkadaşlar Nizami bakın yapılan yapılar var. 1, 2, 3, 4 katlı bir yapı var mesela. Burada e buçuk üç 3 kat imarını, 3 kat imarını hatta 4 kat imarını görebiliyoruz. Şu yeni bir yapı sanırım. Yok, dış cephesi yapılmış. 2 katlılar var, zaman zaman 3 katlılar, 4 katlıların da olduğunu görüyoruz mesela şuradaki yapı 1 2 3 4 5 katlı bir yapı. Eğer üstte dubleks de varsa altı katlı bir yapı olarak görüyoruz. Ama genelde sanki hep şu deyimi kullanıyoruz. İşte şehrin içinde yaşıyorsun ama köy hayatı yaşıyorsun dediğimiz yerlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Şöyle ilerlediğimiz zaman bu sefer yapılar yerini daha kısa katlılara bırakacak mı ilerilere doğru? Daha ilerlere maalesef götürmedi bizi. Ama etrafı açık, hava dar. E, i̇landa gördüğümüz de o zaten. İlanımıza dönelim. İlanımızda gördüğümüz de o zaten. Yani şuradan bakacak olursak bahçeden etrafının açık olduğunu, evlerin sık sık bir arada olmadığını görebiliyoruz. Fakat yeni yapılan yani yeni yapılaşmaya doğru ilerleyen bir yer. Çarşı mahallesinin merkezi değil bence burası. Biraz daha şeyde çarşı mahallesinin dışında kalmış gibi bir yer arkadaşlar. Şuradan sokak görünümüne bakalım. Evin olduğu sokak görünümünü bize verir mi? Maalesef vermiyor. Dediğim gibi biraz dışarıda kalan yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani şimdi şöyle yapalım. İlana tekrar geri dönelim. 1 milyon 495 bin lira istemişler. 15 Ocak 2024 tarihinde bu ilanı vermişler. Bu ilan hakkındaki benim yorumum şehir merkezinde olduğu için 1 milyon üstüne çıkılır ama 495'lere çıkılmaz. Yani 1 milyon 100 gibi ne bileyim bitebilir. 347 metrekare iyi bir metrekare. Şehir merkezinde tam olmasa da yani o göbekte olmasa da yine de oraya yürüyerek gidebilecek bir mesafede olduğu için tabi bunları söylüyorum. Ömer T telefon numarası 0535 310 54 35 0535 310 54 35 arkadaşlar. Bir de balıkesir Bigadiç'te bir yer var 725 bin lira yazmışlar buna da. Bu kaç metrekareydi bakalım şuradan. 137 metre kare. Gösteriyor. Öyle yazmışlar. Şöyle taştan bir yapı var. Penceresini falan böyle yeni takmışlar. Elektriği panosunu görüyoruz orada. İçeriyi böyle biraz elden geçirmişler burada. Ana Avtife'ye bile var. Küçük şöyle bir hazır mutfak koymuşlar. Yani biraz bir şeyle de şöyle bir dokunmuşlar. ...anladığım kadarıyla... Ee, ...evi oturabilecek hale getirmeye çalışmışlar diyeyim. Balıkesir, Bigadiç ilçesine bağlı olan Kargın Köyü'nde... ...elektrik ve suyu bağlı olan müstakil taş evimiz satılıktır. Evin arsası 137 metrekare. Ufak. 75 metrekare ev var. Önünde bahçesi var. Bigadiç ilçesine araç ile 10 dakikalık mesafede... ...köy içerisinde okul, sağlık ocağı, bakkal, kahve, cami gibi yerlerin tamamına yürüme mesafesinde... Ev yüksek girişli olup alt katında depo olarak kullanılabilecek 3 oda daha bulunmakta. Evin içi yeni tadilat edilmiş olup mutfak, banyo, WC sıfırlanmıştır, hiç kullanılmamıştır. Mantıklı araç takasına açıktır. Takas fiyatı farklıdır demiş. O zaman biz şimdi biz de bakalım bu kargına. Kargında okulu görüyoruz. Sağlık ocağını biz de gördük. Arkadaşlar. Ortaokul ve ilkokul var yaklaştığımız zaman. E, ee, Bigadiç'e mesafesine de bakalım. 14 dakika 12 kilometrelik bir mesafe var. Kargın'dan Bigadiç'in merkezine gitmek için aslında e, fena değil. Kargın'ın ha bakın Kargın'ın içinden şimdi evet 360 derece gösterebiliyoruz. Çok iyi. Kargın'ın içi böyle arkadaşlar. Bakın burası Kargın'ın içi. Kargın'ın içinde şöyle bir gezinelim mi? biraz şu tarafa doğru gidemedik demek ki bizi bu tarafa doğru yönlendiriyor şöyle bir gidelim bakalım bir katlı iki katlı tek katlı evlerin olduğu sokaklarının biraz daha dar olduğu her köyde olduğu gibi arkadaşlar milli sporumuz köy kahvesi spor kulübü ee, yine dolu ne yapsın milletin de orada zevki o burası da sanırım e, meydanı meydanı her meydanda gördüğümüz bir cami. Şöyle. Yani böyle bir yer. Ee, daha yukarıya tepeye çıkamıyorum çünkü fazla ilerletmiyor harita. Yeteri kadar bilgi aldığımızı düşünüyorum. 725 bin lira yine bugün tarihli 15 Ocak 2024 tarihli bir ilan. Murat S. mal sahibi olarak bu ilanı atmış. Metrekaresinin 137 metrekare küçük olduğunu düşünüyorum. Türlü süslemeler yapmışlar. Evet, okey. Ee, yani çok fazla bir şey harcamadan yapmışlar. Üstün körü yapmışlar biraz bunu. Bunları da değerlendirerek 725 bin liranın buraya çok olduğunu, benim kafamdaki fiyatın 400 bandında, 400-450 bin lira bandında olduğunu söyleyebilirim. 15 Ocak 2024 tarihli bu ilan. Telefon numarası 0544 417 20 çift 0. 0544 417 20 çift 0 arkadaşlar. Devam ediyorum. Güzel İzmir'den bir ilanım daha var. Güzel İzmir Bergama Çeltikçi mahallesinde 492 metrekare. Plus Gayrimenkul'den Çeltikçi köyünde oturulabilir durumda köy evi başlıklı ilanı da şöyle birlikte gezelim. 35 tane fotoğrafı var. Ne yazık ki yine drone ile yukarıdan çekilmiş. İnşallah içten çekilmiş fotoğraflarını da görürüz. Yukarıdan gördüğümüz kadarıyla güzel bir köye benziyor. Fakat şöyle bir fırın nasıl yıkılmış? O enteresan işte. Keşke yıkılmasaymış. Çalışır vaziyette beni daha çok memnun eder biliyorsunuz. Ev bu. Ev bu. Alt katının taş. Üst katın e, zaman zaman biriket ve tuğla kullanıldığını görüyoruz. Fakat sıva bile yapılmamış. E, i̇nşallah içinin de resimleri vardır. Bahçesindeki yetişkin ağaçlar, şu ağaçlar falan hoşuma gitti. Bahçesi bayağı geniş, büyük. E, 492 metrekare diyorlar buraya. E, 490 küsur metrekareydi. Metrekare olarak beğendim. 492 imiş evet. İçerisinde biraz tadilat ile oturma hazır hale gelecek durumdadır. Bahçesinde çeşitli yetişkin ağaçlar var. Manzarası muhteşem. Önü açık konumda. Elektrik ve su abonelikleri mevcut. Geniş bir depo alanı var. Bahçede köy fırını mevcut. Harika. En çok istediğimiz. Ama şöyle içerisinde biraz tadilat ile oturma hazır halde olacak dediğiniz yerin keşke iç fotoğraflarını daha böyle detaylı bir şekilde koysaydınız. İç fotoğraflarını göremiyoruz videosunda var mı diye bakacağım. E maalesef videoyu da yine yukarıdan çekim yaptıkları bir video. Ya işte olmuyor böyle. Böyle olduğu zaman değerlendiremiyoruz arkadaşlar. Zayıf not veriyoruz ondan sonra size. Peki Çeltikçi nasıl bir yermiş? Bir bakalım ya Çeltikçi'ye. Çeltikçi'de neler var, neler yok? Okul var. İlkokul var. Yakınında Dereköy'de bir ortaokul var. Cami var biraz ilerisinde. Şuradan da bakacağım. Çeltikçi Mahallesi, Bergama. 29 dakikalık bir mesafe var Bergama'ya. Bayağı bir uzak. Bakın Çeltikçi şurada. Ee, şu Yortanlı'da falan ilan göstermiştik daha önce hatırlamışsınızdır. Çeltikçi'den de belki göstermişizdir. Dereköy falan. Ee, uzak. 29 dakika 26 e, kilometre. 26 kilometre. Çeltikçiden bir yer gösterebilir miyim? Bir şey gösterebilir miyim? diye yaklaştım ama maalesef gösteremiyorum. 800 bin lira. 492 metrekare ve çok masraflı yani full masraflı olan bir yer için bence çok mesafe açısından çok abartılmış bir rakam olarak düşünüyorum. 492 metrekareye göre hadi içindeki evin kullanılabilir Duvarlarının sağlam olduğunu, temelinin sağlam olduğunu düşünerek içerideki tadilatı göz önüne alarak 600 civarında yani 500-600 rakamları buraya telaffuz edilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 15 Ocak 2024 tarihli bu ilan Salih Göktaş vermiş İzmir Bergama Çeltikçi Mahallesi'nde telefon numarası 0507 407 8151 0507 407 8151 Çanakkale'ye gidiyorum. Çanakkale'de selam olsun. Lapseki İlyasköyü veya Çanakkale Lapseki İlyasköy köyü. İlyasköy köyünde İlyasköy köyü şeye yakın. Lapseki'ye yakın köylerden bir tanesi. Yer şu ok işaretiyle gösterdikleri yer arkadaşlar. Lapseki İlyas İlyasköy'de satılık bahçeli müstakil ev demişler. Evin durumu bu. Yine taş bir yapı karşımızda şöyle duvarlarını yakından fotoğrafını çektiğinde duvarlarda oynama belki yapmadan oturulabilecek durumda olduğunu görüyoruz ama işte benim her zaman söylediğim gibi biraz böyle şehrin içine girdiğin zaman da e, bu tip yerlerde oturmak istiyorsan şu bahçeyi işte sağdan soldan görülmesin mahremiyet duygusunun bende biraz fazla olduğunu bu tip yerlerde yani en azından köyde bir yerde yaşayacaksam, orada bir arsa alacaksam veya işte böyle müstakile alacaksam, bahçemin diğer bahçeyle biraz daha mesafeli olmasını daha önceki yayınlarda da birlikte konuşmuştuk. Hatta ben de aynı fikirde olan sanırım Savaş Bey ve Fatih Bey vardı. Belki de birçoğunuz da katılıyorsunuzdur. Son zamanlarda yorumları göremiyorum biliyorsunuz. Onun için. Bilmiyorum yani bilemedim bu ilanı. Şu ev mesela çok dibinde bak şurada mesela adamlar duruyor. Drone'u uçuruyorlar. Şu ablayla konuşuyorlar. Ama şuradan duvardan benim bahçemi görebiliyor olurlardı yani. Öyle öyle diyeyim size. Ben sevmiyorum öyle çok şeyi bitişik olan evleri. Madem o zaman doğaya gideceksem hani ne anlamı var diye düşünüyorum bazen. E, Tabi duvarları yükseltmen mümkün. E, o zaman da açık cezaevi gibi olacak. Avlulu kargir ev nitelik bilgisi 260 metrekare olduğunu şurada görüyoruz. Biraz yine çenem düştü galiba sanırım ama. E, şöyle bir drone videosu ile işte o arkadaşlar evi de çekmişler. Bahçeyi falan da net görüyoruz zaten buradan. Şöyle bakalım biraz göstersinler. kadar güzel bir köyde, etrafı şu kadar açık bir köyde getirip her şeyin iç içe olması çok enteresan. Şuralarda falan olsaydı mesela iyi olurdu. Şuralarda, şuralarda e, olsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama işte hep diyoruz ya bu mesafe olayı, merkeze yakınlık, uzaklık falan bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Zaten fiyatları eksi ve artı yapan şeyler bunlar. Evimiz 260 metrekare bahçeli, içinde köy evi, bahçesi ve kargır deposu vardır. Avlu içindedir. Evimizin duvarları sağlam olup restorasyon edilebilir. Altında ufak bir depo alanı bulunmakta. Köy meydanındadır. Köy içinde 2 adet köy kahvesi, bakkal, cami, tatlı su çeşmesi ve seyyar satıcılar sık sık gelmektedir. Lapseki ilçesine giden köy minibüsleri bulunmaktadır. Şanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'ne 3 kilometre bulunmaktadır. Uzaklıktadır. Çanakkale merkeze 25 kilometre uzaklıkta. Lapseki ilçesine 7 kilometre uzaklıktadır demişler. Şöyle bir biz de haritamızdan bakalım. İlyasköy'de hiçbir şey göremiyoruz ama işte Boğaz'a yakınlığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Çanakkale şuradan bakacağım ben buraya. Çünkü en iyi bilgiyi... o. Evet Lapseki'ye 13 dakika 10 kilometrelik bir mesafesi var. Lapseki'nin merkezine. Denize eğer inecek olursanız sahile yani orası da 8 dakika 6 kilometrelik bir mesafe. Çanakkale 1915 köprüsüne 8 dakikalık bir mesafesi var. Şöyle biraz daha ufaltacak olursam eğer Çanakkale'ye daha uzak. Çardak, Lapseki, Dalyan. Dalyan da çok güzel bir yer bu arada onu da söyleyeyim. Mesela Dalyan'a 15 dakikalık bir mesafesi var. Aslında çok şey bir yer değil. Yani böyle hani dağda bayırda bir yer değil ama kışın soğuk bir yer. Çanakkale. Şimdi oradan da bahsedeyim size. Yani yaz kış oturulur mu? Biraz şüpheli. 1 milyon 650 istemişler. 260 metre kare. Oysaki çok masrafı da olan bir yer. Köprüden sonra buralar uçtu gitti. Uçtu gitti. Önceden alanlar tabi haberi olanlar, e, abileri olanlar diyeyim e, devletin içinde. Onlar bu yerleri aldılar. Haberleri olanlar birçok yer topladılar oralardan. Buralarda gereksiz şekilde arttı fiyatlar. Gereksiz şekilde. Samimi söylüyorum. Gereksiz şekilde. Yani bakın köylere kadar yansıdı. Şimdi 260 metrekarelik bir yere 1 milyon 650 bin lira istiyorlar. E, evin tadilatı da var. Bana 2 milyona mal olacak bir yer burası. 260 metrekare. Metrekare ufak. Bana göre çok bir fiyat. Ne verirsin Murat buraya? Hadi değerlendi köprü geldi o geldi bu oldu. Bir civarı diyorum ben. Burası için yorumum o. 15 Ocak 2024 tarihli bu ilanı Fatih Hasal vermiş. Telefon numarası 0543 643 37 33. 0543 643 37 33. Buradan da yine Çanakkale'de devam ediyorum. Mesela Çanakkale Gelibolu Yüclüce, Yülüce köyünde bu. 583 metrekarelik bir yer. Yani diğerinden biraz daha fazla metrekareye sahip. Ev, dam ve müstakil tapu. İçinde bir de dükkan var. Dükkan tapusu da var buranın. Demek ki 34 tane fotoğrafı var. Yer bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Oldukça büyük bir metrekareye sahip. Bu damı isterseniz yıkabilirsiniz. Hayvan ağlı olarak kullanmayacaksanız eğer. Onu yıkabilirsiniz. Şöyle bir köy burası da. Tek katlı elektriği suyu bağlı. Avlulu kargir ev 153 metrekare. Öbürü de yani iki tane tapu var burada. İki tapu alacaksınız. O da avlulu kargir ev. 440 metrekare. Şimdi avlulu kargir ev 153 metrekare. Avlulu kargir ev 440 metrekare. İki tapu alırsın. iki tane de ayrı ayrı ev yaparsın buraya. Yani iki tapu olarak düşünün ve bitişik. Görüyor musunuz? Akraba olur olmaz. Başkasına da satabilirsin. Çünkü ayrı bir top. Yani hisseyle satmana gerek yok. Şimdi buraya da çok para istemişler. Fakat burası şimdi bakacağız. Yürüce köy merkezinde müstakil ev ve dam. Ev ve dam kullanılır vaziyette. Biraz tadilat olursa daha kullanışlı olur. Şöyle köye de bir bakalım. Haritadan okul çıktı. E, ilkokulu var. Şöyle yaklaştığımda fazla bir şey göremiyorum. Haritadan da şimdi biraz uzağa geldiğimde e, bir kere buranın şimdi size değerini, kıymetini deniz sevenler varsa anlatacağım. Bilmeyenler için. Bilenler şimdi haritadan bile ha Murat burası acaba orası mı demişlerdir. Neydi? Ülüce köyü. Gelibolu Ülüce Şimdi arkadaşlar deniz severler. Deniz severler. Bir kere Gelibolu'ya 42 dakika. Gelibolu'ya 42 dakika. Uzak. Şarköy var. Şarköy'e daha yakın. Şarköy'e e, mesafesi 32 dakika. 23 kilometrede Şarköy'e Yülüce'den ulaşabiliyorsunuz. Burada birçok alternatifiniz olur canlar. Burada birçok gidilecek alternatifiniz olur. Şarköy mesela Gelibolu'dan daha yakın. Mesela Kavakköy daha yakın. 22 dakika gözüküyor. Yalnız şimdi şurada Adilan falan var. Bak bu koca çeşme falan var. Burası Saroz'un. Yani hakikaten dünyada denize girilebilecek bence. Ben dünyanın her yerinde denize girmedim ama onu söyleyeyim. Biraz abartmış olabilirim burada. Ama Türkiye'de her yerde denize girdim. İnanılmaz bir su göreceksiniz burada. İnanılmaz ama. Acayip temiz. Tertemiz. Böyle eline daldır suyu iç. O derece diyorum size. Kenarda da öyle, açıkta da öyle. İnanılmaz güzel. Saroz'un en güzel yerlerinden, en güzel koylarından bir tanesi. Boğazın arkasında kalıyor. Şimdi Lapseki için aynı şeyi söylemem. Şurada da denize girdim ben. Şu bakın şurada da denize girdim bu boğazın kenarında. Ama şuradaki su kadar inanın temizini ben görmedim abi. Hele şu Mecidiye. Mecidiye. Bakın burada Gökçetepe. Aman Allah. Güzellikler harikası. Şu sahil. Güzellikler harikası. Yani bu Yülüce'ye Yülüce diyorlar ya Yülüce buralara yakın olmasıyla mesela 20 dakikada eğer buralara inebiliyorsan bu sahillere çok çok iyi abi. Çok çok iyi. Bakalım Keşan'a ne gösteriyor? Keşan'a gitsek mesela. Keşan'a da 36 dakika 44 kilometre olarak gösteriyor. Şarköy'e daha yakın. Yani e, hastane, postane diyebileceğimiz yerlere Şarköy'e daha yakın gibi görüyorum ben. Şu Yülüce'ye şöyle bir içeriden bir gitmek istiyorum. Biraz yollar virajlı ya burada. Burada da aynı sıkıntı var. Yülüce'ye bakın böyle bir yer. Ana vallahi evin önüne mi geldik acaba? Vallahi evin önüne geldik ya. Vallahi orası. Buyurun. Tam nokta abi. <laughs> Şaka gibi ya. İlanda gördüğümüz ev arkadaşlar. Tam da oraya geldik. Vallahi gezersek ne güzel olur oraları. Yer bu. Yer bu. Karşıdaki ev çok güzel ya değil mi? Maviş maviş boyamış. Bir de önünde böyle çiçekler. Ya burası da aynı olur işte öyle. Ee, Şöyle ileriye doğru bakayım gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Gezelim o zaman şu köyü biraz. Yani böyle tek katlı zaman zaman iki katlı evlerin olduğu. Ee, herkes tabii maddi gücüne göre. Kimisi yapmış kimisi yapamamış. Sokakları dar ve parke taş görmüyorum. O kötü. Ee, biraz sanki o asfalt atmışlar. Yani asfalt parke taşı değil. Belediye sanki buralarda biraz çalışmıyor gibi. Tembel gibi hissediyorum. Devam ediyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Şöyle. Şurada bir tek katlı bir ev gördüm ya. Şurası. Baksanıza ne güzel. Şahane. Ağaçların arasında tam böyle fotoğraflık. Tipik Çanakkale işte. Şöyle gidelim bakalım. Nerede orası? Ev değil sanki orası bahçe ya. Yo ev yapmış işte abi. Bak prefabrik bir ev yapmış oraya görüyor musun? Tek katlı, gayet şirin. Ee, aynı şeyi orada da yapabilirsiniz. Mesela bir tanesini hali hazırdakini kullanılabiliyorsa onu yapabilirsiniz. Bir tanesini de böyle mesela ufak bir yer yapabilirsiniz. Abi çok güzel ya. Bakar mısın? Çok güzel. Harika. Harika. Şimdi ilana geri dönelim bakalım ne diyorlar buraya 583 metrekare arsa içinde dükkan ev ve dam müstakil tapu tamam bana iki tane tapu veriyorsun ama İbrahim Gürsoy abi biraz çok fiyat yazmışsın ya diyesim geliyor 583 metrekare uzaklıklara yakınlıklara baktığımda mesela hastaneye falan çok uzak bu İbrahim Gürsoy abimize Lap 8'deki ilanla dedim ya. Onu buraya verin. Onu buraya verin. Eğer deniz seviyorsanız. Arabanız varsa aşağıya yani o Gökçetepe falan böyle sahiline gitmek için muazzam bir yer. Bir, bir civarı böyle bir yüz falan. 14 Ocak 2024 tarihli bu ilanda İbrahim Gürsoy telefon numarası 0532 012 24 03 0532 012 24 03 arkadaşlar. Bu da son ilanımdı. Canlar yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar keyfini sürüp güzel keyifli izleyeceğiniz bir yayın yapmaya çalıştım sizlere. İnşallah da başarılı olmuşumdur. Heybemizden dökülen bunlardı. İlanları birlikte yorumladık. Ben en azından şu anda yorumladım. Sizler de yorumlarınızı da belirtebilirsiniz. Muğla'daki yeri beğendim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu son verdiğim ilanda da biraz böyle e, beğendim. Sanki fiyatını beğenmedim tabi. Fiyat biraz daha düşük olabilirdi. Deniz sevenler için söylüyorum. Gittiğim yerleri genelde e, sizlere ballandıra ballandıra anlatıyorum. Ama gerçekten değecek yerlerden bir tanesi Gelibolu da öyle mesela. O e, ilan harika bir suyu var. İnanılmaz güzel. Ben bundan yıllar yıllar önce ne kadardı diyeyim size? Yani yaklaşık bir 20 sene önce bir arkadaşımın tavsiyesiyle gitmiştim oraya. Hatta bir çadır kurmuştuk orada. O da zaten orada ailece gittiği bir çadır vardı. Bana çok ısrarla Abi burada denize girmelisin diyordu. Bir gün gerçekten atladım gittim aldım çadırımı. Böyle güzel ormanlık gökçe tepe sahilinden bahsediyorum. Ormanların içine bilenler mutlaka vardır. Son derece güzel yüksek tepeye çadırımı kurdum. Önümde harika bir manzara. Müthiş. Su berrak. Derinleşir. Fazla e, yani yüzme bilmeyenler için. Biraz hemen çabuk derinleşen sulardan bir tanesi ama yani kıyıda da girsen ileride de suya girsen berrak bir suyu var. Muhteşem bir su. Çok beğendim. Ondan sonra her sene hiç olmazsa iki gün, üç gün kamp yapmaya falan gitmeye başladım. Fakat şu anda orası yok. Su var. <laughs> Anlattığım güzellikler var. Fakat maalesef o doğanın Birilerine peşkeş çekerek anasını ağlatmışlar şu anda. İnternetten girip bakabilirsiniz Gökçetepe diye. Şimdi otel yapmışlar böyle e, yatay otel. Yatay oteller meşhur ya bu hastalıktan sonra, koronadan sonra. Anasını ağlatmışlar yani tabiri caizse. Daha önce de aslında bunun üzerine bir yayın yapmıştım hatırlarsanız. O, oradan bahsediyorum Gökçetepe'den. Doğa güzelliğini e, her ne kadar kaybetmese de insanoğlu canavar gibi doğaya saldırınca zarar veriyor tabii. Ondan sonra ben gitmedim açıkçası oraya, Gökçetepe'ye. Ama suyunun mükemmel olduğunu, o Mecidiye sahili öyle, gidenler bilir. Hep öyle olduğu gibi orası koy halinde, Saros Körfesi dediğimiz o koy, inanılmaz güzel yerlerden bir tanesi. Tavsiye ederim gitmeyenler varsa burasını illa alın diye demiyorum. Yani eğer oraya gitmeyen varsa diyorum Gökçetepe'ye falan gitmeyen Mecidiye'ye gitmeyen o sahili erikli oraları mesela bir gidin oralarda bir denize girin e, suyu seviyorsanız denizi seviyorsanız benim gibi gidip orada yüzmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten benim Türkiye'de girdiğim en güzel sulardan en güzel denizlerden biri. Bunu hemen her programda ve her yayında söylemeye çalışıyorum sizlere. Yayınımız biraz uzadı. Sindire sindire anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi detaylarıyla vermeye çalışıyorum. Çok fazla ilan alıp da haldır huldur geçmiyorum. Bazı şeyler aklınızda kalsın. Yayın içinde birçok konuya değiniyorum. Youtube kanalımızda da yine başta yayının başında da söylediğim gibi arkadaşlar yorumlarınızı bir okuduk bir okuyamadık. İnşallah bu hafta yani bu yayında bugün düzeleceğini umuyorum hepinizi seviyorum bana vakit ayırdınız beni evlerinizde misafir ediyorsunuz Allah'ım hepinizden razı olsun beğenileri unutmayın ve yayını paylaşırsanız da daha fazla insana ulaşırız kendinize sizi sevenler ve sevdikleriniz için çok çok iyi bakın Yüce Allah'ıma emanet olun Hoşçakalın kıymetli Dostlar